Sanrımır abi. Hı. Sabah erkenden kalktım abi, gittim bunların hepsini ben aldım abi. Ne yapayım oğlum, niye söylüyorsun? 40 yılda bir sabah erken kalktı ya, aferin bekliyor abisi. Aferin babacığım. Ne gerek var aferin abi, görevim. Abi sen de mesai erken başlattığına göre kafanda bir şeyler var sanki. Bak o. Gönder şu reklamı. Yeryüzüne adaletin ve iyiliğin hakim olması için tüm muhtaç ve mazlumlara ihtiyaç duydukları yardımları ulaştırabilmek için gerekli şeyleri yapmak ve hem onlara hem kendinize onurlu bir hayat sunmak ister misiniz? O zaman pamuk eller cebe. İyilik yapmanın vakti, zamanı, yeri olmaz. Ama şimdi tam yeri, zamanı. Pamuk eller cebe. İyilik yap, iyilik. Rıfat Kulunç, Yunanistan'da kaçakken tanışmıştım. İyiliksever dolandırıcı, nitelikli şerefsiz. Nerede muhtaç bir insan var, gündemde hangi felaket var hemen çıkar ortaya. Öyle yüklü miktarda para toplar, zimmetine geçirir. Yeni bir dernek kuracağım, sen de ortak ol demişti bana da ben de lafı koyup geçmiştim. Ama o dediğini yapmış. Bu son maden faciasından sonra pamuk elleri kurmuş, yüklü de bağış toplamış, zimmetine geçirmiş. Pamuk elleriyle cukkayı indirip şimdi parayı aklama peşinde. Kara paracılık. Aynen. Nasıl bir yöntemle aklamayı düşünüyor acaba? Öğrenmek için hayatına dalacağız. Peki abi şimdi bu adam mesela ne yapıyor, ne ediyor? Mesela neci bu adam şu anda? Görüşmelerini ve bağlamalarını şüphe çekmemek için bir spor salonunda yapıyor. Bizim Çin lokantası hesabı. Aynen. Nerede abi bu spor salonu? Hepsini yazdım, Baho'ya verdim. Şimdi bir yandan tezgah yaparken ben de bir yandan şu Ahmet Yılmaz olayını araştıracağım. Abi bak dinle beni. Şu an var ya bizim için yani en önemli şey senin kızın. Tamam mı? Yani biz bunun için her şeyi yapacağız. Tamam mı abi? Verdi Carlos. Spor salonu sizde. Şu Rıfat'a bir kaynayın bakalım. Anlaştık abi, biz de. Kızlar siz de şu dükkanla biraz ilgilenin. Epeydir boşladık burayı. Tamam abi, dükkan da bizdedir. Baho, biz de şu Ahmet Yılmaz'ın makamında bir ziyaret edelim bakalım. Tamam abi. Haydi aslanlar, iş sizde. Biz de çıkalım hadi. Yeter yeter, yeme daha eve. Dur böyle içelim sonra. Carlos'cum kesene bereket. Afiyet olsun karnına abi. Kız, hani sen bana tatlı yapacaktın? Ay bu da tatlı taktı tatlıya ya. Bana bak, ben senin tatlı ihtiyacını karşılayamıyor muyum ya? Sen benim kan şekerimi yükseltiyorsun be. Bir şey söyleyeyim mi? Kalp hastası oldum. Şu an var ya, bütün buramdaki damarlar o kadar acıyor ki. Var ya, akıl hastası oldum. Beynim acıyor, kafam acıyor ya. Yani. Su kaydıran. Luna Park'ımsın. Su kayağında yırtılan mayo. Yürü yürü. Hadi sen çık da ben bir şu adrese bakıp geliyorum. Tamam. Sen de gel beni geçir bakayım. Nerede bu ya? Aa biliyorum ben burayı, çok yakın. Bak sen. Hı-hı. Sen de bayağı 40 yıllık hırsız çıktın başımıza. Üf, konuşma be. Tabii çaylak muamelesi yapamadığın için gıcık oluyorsun bana, biliyorum ama. Şimdi birincisi öyle 3 tane hırsızlık yaparak çaylaklık geçmiyor. İkincisi sen giderken biz geliyorduk. Üçüncüsü ben çanta yazacağım, sen şuraları bir toparlayıver. Hadi. Aa! Ya! Yüze bak ya. Tabii ben burayı toplamaktan başka hiçbir şey beceremem zaten. Var mı sıkıntı? Canavar, canavar. Vallahi. He. Al. Yalnız bana bak. He. Yaren görmesin, kıskanır ha. Oğlum nereden tutacağım ben seni? Ya işte laf gelmeyecek, ben daha tut. Göbeğini tutmam o zaman, yürü. Oğlum manita olmak ne zormuş lan? Yürüyorum güzel. He? Ya manitacılık kolay iş mi? Kaç bakalım Carlos. Nereye kadar kaçacaksın? Kimeye baktınız? Yok birader, ben kimseye bakmadım. Öyle dolanıyorum. Sen kimsin? He, ben bu restoranın sahibiyim. Sen Japon musun? Hayır, China. Ha, China. İçinden mi? Altaylı Tarbakatay'ı çocuğuyum. Ne oldu? Ya bu senin içeriden Carlos diye bir eleman çıktı. O ne ayak? Aa, ortaklardan. Ha. Dönüp dolaşıp geleceği yer buraya yani. Siz kimsiniz? Öğrenirsin yakında birader. Hadi eyvallah. Eyvallah? Aa, eyvallah. Eyvallah. Çaynalı. Ya ben buna kıyamam gerçekten ya. Ya ben buna bir kere yapmıştım bu tatlıyı. Canı çekmiş, rüyasında görmüş şapşik ya. Trileçe tatlısı ya, ben hiç daha önce duymadım. Çok merak ediyorum. Kızım buna Balkan tatlısı derler aslında. Annem Balkan göçmeniydi de ondan öğrendim. Yaren annen... Tamam. Hiç oraya girme. Bak şu an tatlı yapıyorum. Beni böyle acı şeylerin içine sokma. Tamam. Bir şey demedim. Ya niye anlatmıyorsun bana? Carlos'la niye böylesiniz? 7 sene önce ne oldu onu da anlatmadın. Ya tamam, sen benim kız kardeşimsin. Ben bir noktada sana bunu anlatacağım zaten de yani. Ama şu an o an değil yani. İyi tamam. Zorlamayacağım seni. Çok merak ediyorum Yaren'in Carlos'una Trileçe tatlısını. Hadi. Trileçe. Ayrıca ana Trileçe'yim ben. Fazla konuşma, şu çırpıcıyı getir. Şu adam kim ya? Öyle tip tip bakıyor. Vallahi ilk gözlemimi söylüyorum, tip offside. Bir gudubetlik de var. Hayırlara vesile olsun. Adres filan arıyordur herhalde. Neyse, hadi biz devam edelim. Ölüyorum meraktan nasıl bir şey çıkacak diye. Ya birazcık da ben çırpayım bunu. Al. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul, haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?